Ortaokulu Eyüp Lisesi'nde okudum. Hocamız bize cilt işi verdi, iki arkadaş. Biz o işi gayet güzel ve hocamızın da nezaretinde güzel bir cilt yaptık. Ve bu iş bize orada başladı. Cilt, yazma nüshanın veya basma bir nüshanın muhafazası. Hedef budur. Hat sanatı, tesip sanatı, tabakat, kağıt ahirlemesi, bunlar tıpkı bir tesbihin veya bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlı olan mesleklerdir. Zarf mazrufsuz, mazruf da zarfsız olmaz. İlime, irfana verilen değerin yanında haliyle ciltçiliğe de, bunların onarımına da ihtiyaç duyulduğu bir gerçek, bir vakadır. Klasik cilt sanatında kullanmış olduğumuz deriler tamamen sahtiyan deridir. Sahtiyan demek, hiçbir kimyevi maddenin girmediği deri demektir. Bu da kitabın ve derinin uzun ömürlü olmasını sağlar. Şu kabarıklıklara dikkat edelim. Bakın 3, 6, 3 daha 9. Bu neyi gösteriyor? Bu kitabın yazılış tarihi Hicri 900'dür. Şurada Es-sabru nısful iman diyor. İşte bakınız, bizim yaptığımız işi bu özetliyor. Şimdi sabır istiyor. Çünkü mesleklerin hepsi sabır ister. Sabırsız meslek olmaz. Bizim mesleğimizde çalışan insan ve usta şu anda maalesef çok azaldı veya yok denilebilecek seviyeye geldi. Siz yazma bir eseri restorasyon yaparken halaka kelimesi, halakal insane min salsalin kel fahhar mesela, Er-Rahman suresinde. Bu halaka kelimesinin üstündeki, ha'nın üstündeki bir noktayı alırsanız alaka olmuş olur. Alaka, tıraş etti manasına gelir. Noktayı koyarsanız halaka olur, yarattı manasına gelir. Cilt ve patoloji bu kadar hassas bir meseledir. Restorasyon ve patoloji yaparken bir noksanın eksiltilmesi bile bir cinayet gibi ağır bir mesuliyet taşır. Bunun için hiç şakası yoktur. Ciddiyet ister, bilinç ister, yazma eser ciltçiliğinin asla ve kat'a acemiliği yoktur. Bu kişilerin Arapçaya, Farsçaya ve Osmanlıcaya vakıf olması gerekir. Asıl mesele bu işe gönül vermek, sevmek gerekir.